Kadir Bey. Ben de gözlüyorum da. Kadir Bey, Çınar'a geldi. Salam, hoş gördüm. Ne olur bay kızım, sesin niye yavaş çıkıyor? Nece? Dünen sesin buraları götürmüştük. Yo, indi de yakışı geldi. Dünen de səbirlə danışırdı vallahi. Dünen səbirlə. Burada ben dünen de dedim ki, vallahi burada bir aktör var idi, sağ o da Kadir Bey idi. Vallahi o Çınar'a səbirlə danışırdı. Aa, yok, hiç Çınar'a hanım neler danışmalıdır ki? Ben birinci efirde olanda o bu kişi buradaydı, ben size deyim. O adam her şeyin düzünü deyip de ona göre de sen de. Bakın o adam da bir saxtakarlık olabilir mi? Əzizim. Her şey göz önündədir burada. Dəstirində. Her şey göz önündədir. Ne saxtakarlık? Daha necə olacaqdır? Dediğin... Başka bir şəxsin adına uşağın soyadını alıb verib de ona. Daha başka ne istəyirsən? Dəyin əsasında verib, razılaşma əsasında verib. Hansı ama razılaşma? Ha, adam el tutsun. Hoş gedem hanım, onun başına silah dirif demişler soyadını verir. Sevdiği kadın için, Amalia hanım için onun bacısı kızına yardım edin. Sevdiği kadın, Amalia hanım. Onda deməli etraf elə de, mənim birinci dediğim sözü. Ben ona demiştim ki siz o kadını elde etmek için siz bundan sövdələşməyə getmişsiniz. Hayır. Bütün tamaşaçılar dedi. Hayır. Bütün işlerini pulsuz başa çatdırmaq için eləmişdi. Həm pul kazanır, həm gəlib burada kalmağa yeri olacaqdı. Burada yatıb, yeyib, ay, xanım, içib, o Türkiye'de kalmağa yer tapmadı, geldi sizin yatağınız. Ay hanım, Türkiye'de yeri var idisa, o buradan evlənib getdilər. Getdikdən sonra mənim bacımın kiradakı evinə niyə getdilər? Gedeydiler göz evlerine. O kadar insan kiraya da kalır ki ne var? Ben bir söz demirəm ki, ama bunların öz evi var idi sen. Niye oraya getdiler? Bunlar təzə evlidiler de. Gedeydiler öz evlerine. Ay hanım, 20 yaşı yoktu. Onlar ahlı, başlı insanlar. Fərqi nədir? Yox, yani evlənibler, evləri var. Yani ben de deyirəm, evlənibdiler. Söyle malzeme ben çok siz deyirdiniz, ay benim servetim, varım, dövlətim, malım, mülkü. Serveti bırak, bak kameralara oynama. Benim canımı sıkma. Ay kişi sen bunlar var ya, minotomi görüyorum ben karşımda. Minotomi ne demek biliyor musun minotomi sen? Kronik olarak yalan söyleyen kişi. Ha, olmayan ya şeyleri kendi kafasında kuran kişi. Bunların söyledikleri bana yapışmıyor kardeşim. Doğru, ben olmadık mı şeyleri ha kafamda ben kurdum bunlar, eyvallah. Benim yaptıklarımı eyvallah kendi yaptığı gibi söyledim. Demeli ben yalan danışmak hesteliği varıymış. Ya, ben soyadımı almaya öyle geldim onların, kardeşim. Onların, ömür billah vermedim soyadımı. Onların çocuk buraya Azerbaycan'a gelecek, soyadım geri gelecekti. Bu kadar basit. Benim babamın parası da, benim param da, varlığım da, yokluğum da sana düşmez. O zaman bunu malzeme burada etme. Para mevzu yok. Etme bunu malzeme bunların etme. Bunların konuştukları ıvır zıvır işte. Bir kardeşime gitti kaldı, bilmem neye kaldı. Konuya gelsin, konuya. Başa düştüm. Aile onları olduktan sonra insanlar birbirine giderler. Aile olduktan sonra aileyi dağıtmazlar. Hepimizden büyüksün. Hepimizden büyüksün. Mikrofonu al. Bir dakika fikrim bitirsin. Aile olduktan sonra. Aile olduktan sonra insanlar birbirine gider gelirler. Sonra Ankara'ya niye gittiniz diye onu da söyleyeyim sana. Ankara Çankaya'da milletvekillerinin gittiği kulüpte işletme müdürü oldum ben. Orada çalışmaya başladım. Gitmişken de nereye gidersin? Bir akrabanın ya kızına uğrarsın ya tanıdığına uğrarsın. Bunun parayla pulla ne işi var? Ha sana şunu da söyleyeyim. İstediğim otele gider ücretsiz kalma kartım var. Tamam. Gel seni de Alaçatı'da 10 gün davet misafir ediyorum. Bak, lütfen anladın göstersin mı o kartı. Alaçatı'da, Alaçatı'da bir de çalıştığı yeri bağlatsın. Edeceğim. Ankara'da ha, çalıştığı yeri bağlatsın. Tamam. Alaçatı'yı el gidik de. Benim, hatta benim sizin... madem dur bakalım daha bitmedi. Bir de gözürsün. Sonra kardeşi dedi ki. Enişte beni de oraya al. Alaçatı'ya. Yok yok, Ankara'daki oraya. Ankara'daki kulübe. Aksakal. Şimdi siz danıştınız. Patron dedi geldi. Bitirmedi Ali, bitirmedi. Geldi. Sizin göre senaristin danıştı. Teyze, ben tuvalet temizlemem, bilmem ne temizlemem. Bu... Yazık teyzesi, yüreğime, o para kazansın diye teyzesi. Tokundu. Biz lojmanda kalıyoruz, tokundu. Teyzesi onun yerine tuvalet temizledi ya. Bunlar ya, hep kendine yontarlar kardeşim. Vallahi, bu, Ali bu, kardeşim. Bu bir mesele var ha Kadir Bey, o sözü dediğini. Demeli bir nefer... İş istemişti. Ben gönderdim bir yere işe. Bir de gördüm ki gelip bana dediler ki diyor ki yok o iş ağır işti. Nece iştir ki seher erken başlayır. Ben orada böyle de bu şeyleri temizleyebilmirim. Dehşete geldim. İnsanlar var. Senin hakikaten işe ihtiyacın varsa, pula ihtiyacın varsa bir iş verilirse oraya gitmemek ne demekti? Şimdi bu yazık kişi orada İş düzeltmeyeyim, sen başa düşmürem. Yalan, yalan. Ay hanım, niye yalan danışsın bu? Hoş geldin hanım, bu işlediği yerin işletmecisini bağlatsın. Bunun değil ya, kartım var otelde kalma. İşlediği yerin lobisinde niye kalırdı?
Niye kalırdı? Neyse ben çok şeyler danışmak istemiyorum. Ya mesele sen yok ya. Söyleyecek lafın yok da. Orayı buraya karıştırıyorsun. Bir dakika ben sizi dinlemişim. Şimdi siz beni dinleyersiniz. Sizin ne danışın? Ben sizi görmüştüm. Ben sizi tanıyordum. Ben burada fikirleri tutarak fikir söylemişim. Birinci günden. Düzdü. Siz telefondan sonra bağlanıp tesdik ettiniz. Bu adamın danıştıklarında tepeden bunlara yalan idi hamısı. Ben bunları bir tuta tuta. Sizin öz danıştığınız yalanları ben tutarak size subut eləmişim. Ve sizin biraz evvel bugün de siz dediniz ki benim dişlerimi düzelttir. Siz deyirsiniz onun ben esprisi, esprisi. Zarafat eliyim. Sen bunu anlamazsın işte. Siz lütfen dinle de beni. Beni dinleyeceksin. Sen benimle bahsettiğimi bana yorum yapma. Bakın sen dedim ki sen fırıldağın birisin. O zaman ver kamerayı sustur onu ben danışayım. Sen ortalık karıştırmaya geliyorsun buraya. Sustur onu zahmet olmasa ben danışayım. Ben soyadımı alıp gideceğim işte bu adam özü bu meseleleri ileri sürüp. Benim varım var, devletim var. Ben senin ne an olduğunu... Ben senin ne... Efendim sizin neyiniz olduğunuzu ben haradan bilirdim. Siz bunları stüdyoda danışmışsınız. Ben de ona esasen size cevap vermişim. Siz, bunu bana sordular siz, da söyledim siz cevap konuştuğunuz olarak. Sözlerle kuşları bırakmışsınız. Ben de tutmuşum size cevap vermişim. Deyirəm ki ben bir daha bu fikrimin üstünde kalıram. Siz o kadını elde eləmək için. Çünkü ondan evvel siz 3 defa evlenip boşanmışsınız. Başka milletlerden. O uşaqlar hal-hazırda haradadır siz bilmirsiniz yerlerini. Ne işle məşguldur bilmirsiniz. Siz bir zavallı Azerbaycan kadını özünüze hanım etmek için bütün bu proseslerin hamısını getmişsiniz. O kadın da sizin gibi 3 defa 5 defa boşanmış kadın yok. İlk defa size giden bir kadın olup. Ben bunları bilmeden sizin danıştıklarınızı tuttum. Veriliş ortasında geldiniz bana dediniz ki benim 96 yaşında babam demeli bu günlerim yatak hastasıdır. Evet, o beni evlatlıktan men eləyir. Ben net parasızam, pulsuzam. Ben ona göre dediniz ki gelmişim ki bu pulu beni dinleyin. Sen çok yalancı bir adamsın. Dediniz ki ben bugün sen çok yalancı bir adamsın. Mahkemeye vermeye param var yoktu ya. Gelmişim ki buradan bu pulları alın. Katil. Ben soyadımı alıp gideceğim kardeşim. Benim varlığımdan sana ne yokluğumdan sana ne? Siz anladın mı? Siz ben bir iyilik yapmışım, insanlık yapmışım. Ben iyilik yapmışım. Ama sen iyilik insan yapmadın. Değilsin, bunları sen, bilmezsin. Siz bunları bir parayla insana, yaptınız efendim. Bir insana iyilik yapmanın bakın. Ne kadar haz verdiğini bedene bunu bilmezsin sen. Siz haz alırsınız bu ilinizde. Tabii haz alıyorum bir insana siz, yardımcı olduğum zaman. Siz iyilik etmediniz zaten, siz parayla ettiniz yapmaz onları. Yapmaz olaydım, lanet olsun. Ben de sizi samimiyete davet ettim. Dedim ki, elediğiniz şeyleri samimi söyleyin efendim. Bak benim karımın ağzını. Bak adını alma. Bir dakika. Bak kadının ağzını adını almayacak. Efendim otur yerinde. Benim karım. Bunlarla bir tutacaksın benim. Tamam mı? Tamam oturacaksın dinleyeceksin. Tabii ki bir olamaz. Benim karımı bunlarla bir tutacaksın. Tabii ki bir olamaz. Biz o kadar... Hayş ederim. Bir. Ayrı, bunlar ayrı. Ben sana bura felsefe kırdalamaya gelmedim. Bunları Türkiye'de biliyor Azerbaycan'da fazla konuştum o benim. Tamam mı? Oldu mu? Benim üstüme gelme. Restoran meselesini ben söylememişim. Sanaktar Ram'ın elemanlarına, çalışanlarına, siz o kaldığı otelde, siz Hoşgedam Hanım burada gelenlerin hepsini bedava otelde kalırsınız. Buranın Sanaktar Ram hesabına. Siz orada kaldığında bira almak için istediğiniz para, onlar da buranı yırdılar dediler. Çocuklar bana söylediler. Benim zamanımda işlenmiş arkadaşlar. Bunu ben söylemedim ki onlar söylediler. Tamam. Bunlar için kim deyip? Hoşgedam Hanım. Bu sözü diyen bu görevli iki arkadaşın ben... telefonu işte Hoşgedam Hanım beni arasın dedi. Tamam. İftira getir bura, getir buranı. Benim yanımda getir buralar. Benim yanımda. Bilmeyen değil, sözü danışma. Benim demediğim söz. Hayır, o bak buna göre sana göre ceza alacağım. Genç yapmak için soruyorum. Kurban sen hayal yazdın. Sen gidip orada kimese yalvarıp söyleyecek. Yok, o da cezasını almalıdır. Söyleyecek şimdi. Bu demedi Firuze demeyi. Hayır, Firuze yanımda da zenk vurdu. Dedi ki dünen sizden para isteyen kimiydi? Dedi ki bu kişi. Dedi bana dedi ki ben bira almak istiyorum para verin. Sanaktara bana para versin. Yazıklar olsun. Ben de dedim ki o değil ki ben milyon tutuyorum. Nece para istiyor? Senin boyuna posuna yazıklar olsun. Ya. Bunlarla beni lekeleyemeyeceğiniz bu memlekette tamam mı? Aydınlık. Ben Aydınlık. Aynaya baktığımda benim boyun posum yerinde, savadım yerinde. Tamam mı? He? Bakın. Bunlar buraya alo, bak. Alo, bize o abur etmeye geliyor. Bir şey Kadir Bey izin verir misin? Kadir Bey. Kadir Bey izin ver. Alo. Aha, bağışlayın, bu adınız ne oldu? Hoşgedam Hanım'dı. Adınız. İtibar. İtibar, bir dakika telefon hattında kal. Burada hiç kimin talihi, kimin ne varı, dövləti, planı benim için maraqlı değil. Benim özüm işim de var, vəzifem de var, yeri gelsin imkanım da var. Benim hiç kese, ümumiyyətlə benim maraqlı değil.
Burada gələn insanlar öz tarihlərini danışırlar, öz fikirlərini bildirirlər. Mən də buna uyğun öz mülahizələrimi irəli sürürəm. Bu kimisə xoşuna gələ bilər, kimisə xoşuna gəlməyə bilər. Bu onun öz işidir. Amma mənə eyni zamanda səni axtaranda illərlə fəaliyyətim mənə sübut edir ki, insanların danışdığı, ağzından tökdüyü cümlələrin əsasında onun tutduğu söylədiyi fikirlərə uyğun. Məsələn, özümə aydınlaşdırım ki, bu necə insandır, hansı xarakterdə insandır. Bu xanım, əgər təmiz xanım olmasaydı, dedikləri ilə, baxı ki, o mehriban kimi. Kim mehriban, gördünüz necə qaçdı, gizləndi. Nəyə görə? Çünki o gəlib burada özünü suya çəkə bilməyəcək. Gəlib burada reallıqları danışa bilməyəcək. Çünki özü yanlışdır. Bu xanım doğrudan doğru olduğuna görə, bax, bugün gəlib, görsünüz, millətin qabağında oturub, hər şeydə danışır. Özü necə varsa real danışır. Sizin kimi saxtakar danışmır. Sizin kimi yalandan düzüb qoşmur. Tamam, Əli, qutardın. Fikrini sən burada... Ali, telefonunda görüşürüm üçün. Bəl, gətir Samirə nömrəni yıx. Buyur, Əli, Əli, bitti də. Sən leksiya demirsən, burada. Qısa konkret. Sən o duyduqlarını da beni alakadar etdi. Ha, sən alakadar etdi. Adres normal. Burada Əli bəyin fikirlərinə qatılmıram. Mən Qadir bəyin tamamilə yanındayam və Qadir bəy haqlıdır. Qadir bəy haqlıdır və dolandırıcı da deyil. Ona qalsa Əli bəy, Çinarə xanımdan əvvəl Qadir bəy çıxmışdı bura. Əgər Qadir bəyin günahı suçu olsa, niyə çıxırdı ki bura? Yəni, bu adam dəli olub çıxın bura. Qadir bəyin niyə çıxdığını bilirsən də? Qadir bəyin babası 98 yaşında təşkilir. Mən bir şey soruşmaq istəyirəm. Xayiş edirəm, xayiş edirəm. Otellə bağlantı yaratmışıq. Eytibar bəy, pulunu özümü verir Qadir bəy? Bəli. Qadir bəy var sizdə, sən axtarramdan göndərmişik. Onun ödənişini kim edir? Sən axtarram, yoxsa özü? Siz, sən axtarram bəy. Biz edirik. Oteli mi? Oteli də. Oteli yox. Yeməyini? Aa, siz Qadir bəy sizdən hər hansı bir pul filan alıb mı? Alıb yox, deyin ki, pul içki içmək üçün. Ay qardaş, onu mən nəyimə lazımdır? Bizdən bir yemək üçün nəsə, nə bilim, hətta bir belə deyək, su üçün, nə üçün sizdən nəsə istəyir? Xeyr, xeyr, istəməyib, istəməyib. Sadəcə ilk gəldiyi vaxtda, ilk dəfə gələndə, onun sizin müştəfələrdən səhv eləmirəmsə ilkin demişdi ki, ona otel qalmaq da bizdikdi, yemək içmək də bizdikdi. Sadəcə gəldi. Maraqlandı, dedi ki, mənə belə deyiblər, restoran var, uşaqlar tanıyır, bizim restoran var. Dedim, Allah, mən biz icazəsiz edə bilməliyik, ancaq sizlə danışıb, yəni sizin nümayəndələrlə kimlənsə danışıb, yəni ondan sonra sizi yönləndirə bilərik restorana və yaxud da biz sizə pul verə bilərik, amma sizinlə məşdaşlar tərəfinə. Aydın. Mən Fərhadla əlaqə saxladım, Fərhadla danışdım, Fərhad dedi ki, səbirli ol, mən uşaqlarla danışıb sənə deyəcəm, ondan sonra uşaqlar dedi ki, yəni yox da, yəni pul verilməyəcək, zaten qalmağı. Firuzə xanım da dedi ki, səhər gələr efirə, efirə gələndə mən özüm yoluna qoyacaq. Yəni bu adam özü yeməyini yeyir də. Xeyr, pul istəyib də təsdiq eləmək olasın. Bəli, özü olub yeməyini, yəni biz pul verməmişik. Özü, özü bəli. Əfəndi, bu nəyi duydum. Aydındır, çox sağ ol. Xoş qədər sən verin. Para istədi diyorsun. Bir dəqiqə, acı, para istədi diyorsun. Baxın, bir qara ağı basınca ağ qaranı basın. Sən demədin mi ki, sənin yeməyivi də, içməyivi də, otel xərci də sənə saram Gelir gelmez buraya çıktım. Bəli, bəli. Buradan da beni otele götürdüm. Bəli, bəli, bəli. Teşekkür ederim dedim. Resepsiyona girdim. Sorduğum şu. Arkadaşım ben alışveriş edeceğim. Cebimde Türk param var. Bəli. Bana dedi ki dolarım varsa arkadaşım değiştiriyor. Halbuki bu kişini biz ele yerleştirecektik. Yemeğini de verecek kalmağında. Bulamadım. Sabahleyin geldim buradan aşağıdan bankadan. Aydın, Qadir bəy, gəlin digər məsələyə keçək. Ay Çinarə xanım, bax bu kişini niyə məcbur bura gətirmisən? Niyə sən gedib, bu qabımı pisti eləyib sənə? Sözüm kəsilmədən mən danışmaq istəyirəm. Çünki bu məsələ, familiya məsələsi qalır bir qırağda, tamam başqa bir yerlə. Ay sağ ol, bax, çox sağ ol, çox.